Amerika'nın ve batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail hükümeti katliamlarına tam 40 gündür aralıksız bir şekilde devam ediyor. Okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, pazar yerlerini, binaları, sokakları kasıtlı olarak hedef alan İsrail, bir şehri içindeki insanlarıyla topyekün yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Ve seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. Kim aldı? Yine İsrail, Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var. Bugüne kadar İsrail tarafından katledilen 12 bine yakın Gazze'linin 2/3'ünü çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. İsrail yönetimi Gazze'li çocuklara, kadınlara ve sivillere karşı İnsanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor. Gazze'de 40 gündür şahit olduklarımızı anlatmak için savaş dahil tüm kavramlar yetersiz kalmaktadır. Çünkü savaşın da bir ahlakı vardır. Adabı, hukuku ve sınırı vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı ise çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve hastalara dokunmamaktır. Küvezdeki kundaktaki bebekleri katledenler, evlerinden kovdukları masumların tepesine bomba yağdıranlar, insanların suyunu, gıdasını, yakıtını keserek ölüme mahkum edenler, 2 milyonu aşkın sivili atom bombasıyla yok etmekten bahsedenler, buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı, yok mu? Var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamaz. Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var. Ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol, ama gidicisin. Ez cümle, ahlak, vicdan, onur namına ne varsa hepsini kaybedenler insan değil, ancak belhum adal olabilir. Karşımızda bir soykırım var. Dolayısıyla şu anda yüzlerce, binlerce avukat bunları Lahi Adalet Divanı'na ve böyle bir soykırımı yaptığı için bunları bir defa kesinlikle soykırım noktasında da
bütün adımları atıp gerekli olan duyuruyu yapmanın gayreti içerisinde olacağız. İnsanım diyen hiç kimse Gazze'de yaşanan bu katliamları onaylayamaz. Mazur ve meşru göremez. İsrail yönetimini nalet derken elbette bu katliamlara aleni destek verenleri, meşrulaştırmak için 40 dereden su getirenleri de unutmuyoruz. İsrail'in işlediği insanlık suçlarına ses çıkarmayanlar en az failler kadar bu suçlara ortaktır. Gazze'de öldürülen yavruların kanı İsrail yönetimine silah, mühimmat ve istihbarat desteği sağlayanların alınlarına utanç lekesi olarak yapışmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Her gün yüzlerce çocuk bombaların altında can veriyor. Avrupa Birliği'nden Amerika'sına sürekli insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların hiçbiri çıkıp tek kelime etmiyor, edemiyor. Gazze'deki vahşeti dünyaya duyuran gazetecileri aileleriyle birlikte İsrail katlediyor. Uluslararası basın kuruluşları tek bir açıklama dahi yapmıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bırakın Gazze'li sivillerin hayatını korumayı, teşkilatın kendi çalışanlarına dahi sahip çıkamıyor. Birleşmiş Milletler üyesi 121 ülkenin genel kurulda sergilediği irade Güvenlik Konseyi'ndeki 1-2 ülke tarafından resmen gasp ediliyor. İsrailli bakanlar nükleer silaha sahip olduklarını kameralar önünde itiraf ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bununla ilgili harekete geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'i yakan alçakların eylemlerine fikir özgürlüğü diyerek izin verenler, Gazze'deki katliama tepki gösteren vicdan sahibi insanları gözaltına alıyor, tutukluyor, seslerini kısmak için her yolu deniyor. Daha bunun gibi pek çok çifte standarda omurgasızlığa ve vicdansızlığa şahitlik ettik, halen de ediyoruz. Şimdi 13 bine yakın insan öldü. Nerede bu dünyanın devlet başkanları? Başbakanlar nerede? Hadi gelin bir de bununla ilgili yürüyün bakalım ya. Vicdanınız yok mu? İnsafınız yok mu? Hadi bir de bununla ilgili yürüyün. Olay Haçlı Hilal meselesidir. Olaya böyle bakıyorum. Kardeşlerim, Gazze tüm dünyada maskeleri düşürmüş, cafcaflı kavramların arkasına gizlenen gerçek yüzleri ortaya çıkarmıştır. Bu kriz sadece yurt dışında değil, ülkemizde de bir turnusol işlevi gördü. Farklı siyasi görüşlere sahip olsalar da milletimizin ezici çoğunluğu Gazze meselesinde vicdanlı, onurlu ve dirayetli bir duruş sergiledi. Çeşitli yöntemlerle hukuk ve demokrasi zemininde İsrail'e tepki gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.